siyasetin diline, iktidarın diline ama dün en son Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da dün akşam yaptığı bir açıklama vardı meydanlardan. Muhalefetin ve marjinal çevrelerin rantsal dönüşüm yalanıyla süreci sabote ettiğini dile getirdi. Buna bir yanıtınız olur mu efendim? İstatistikler yalan söylemez. Türkiye'nin ve İstanbul'un ortada istatistikleri var. Ben kendilerine çok iyi bildikleri, çok iyi bildikleri, bütün bunları bir kenara koysun. Üsküdar'dır kendileri. Yürüyerek Kuşkonmaz Camii'nin yanına gitsin. O barakalara niçin imar çıkarttığını Şehircilik Bakanı'na sorsun. Bıraksın her şeyi bir tarafa. Bakın bıraksın her şeyi bir tarafa. Bunu sorsun. Ben ciddi sözleri ve ciddi konuları dikkate alıyorum. Ve gerekçesiz, mesnetsiz konuları dikkate almıyorum. Onun için benim dediğimi yapsın, bunun cevabını bulsun, gerekeni ve bunu yapanı cezalandırsın. Ondan sonra bazı konuları ve sözleri ciddiye alacağım. Peki Cumhurbaşkanı aynı konuşmada isim vermeden sizinle ilgili de bazı ifadeleri olmuştu. Mahalli idareler seçimlerinde bol kesilen vaatte attılar ama şu an hiçbir vaatlerini yerine getiremiyorlar. Bizim projelerimizi rafa kaldırdılar ya da yarım bıraktılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine turist Ömer Misal dolaşıyorlar gibi bir ifade. İkinci sözü de ciddiye almayacağım bir söz. Onu da cevaplamıyorum ama birinci iddiasına dönük şunu söyleyebilirim. Ben İstanbul'da örnek veriyorum. 0-4 yaş arası olan çocukları bu şehri gezemedikleri, göremedikleri, çektikleri ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşayamadıkları için ücretsiz çocuklarıyla dolaştıracağım dedim. Bugün 350 binin üzerinde anne bizim o kartımızı kullanıyor. Bir, niçin kullanıyor? Çünkü ekonomik sorunlar var bu ülkenin. Onu çözsün. Ama biz ekonomik sorunlara çözüm vaat ederek yerine getirdik. İki, ikinci bir örnek vereceğim. Hani süt dağıtıyordunuz, nerede göremiyoruz dedi. Dediği anda biz 107 bine yakın çocuğa süt dağıtıyorduk ama göstermiyorduk. Çünkü verilen elin, alan eli görmediği bir düzende yardımlarımızı yapıyorduk. Onlar her şeyi göstererek, insanı rencide ederek yardım etmeyi, destek olmayı sanki kendi lütuflarıymış gibi gösteren anlayışa sahip oldukları için bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri de yok, yürekleri de yok. Onun için bizim Allah'a şükür 100 demişsek, 100 vaatte bulunmuşsak Allah şahittir ki en az 75'ini 80'ini hayata geçirdik.